El Sanatları 8. Kitap Antep Nakış İşleri Yazan Kenan Özbel Antep Nakış İşinin Mahiyeti ve Adı Susma ve muhtelif ajurlarla meydana gelen bir nevi hesap işine Antep işi adı verilir. Bunlar diğer nakışlarımız arasında zamanın süs ihtiyaçlarını karşılayacak mahiyette olduklarından daha fazla tatbik edilmekte ve daha yaygın bir halde bulunmaktadır. Antep işi Avrupa'daki benzer işler gibi bir memleket adı taşımaktadır. Memleket adı taşıyanlardan başka şahıs ve teknik adı verilmiş olanlar da vardır. Bazı kayıtlara göre memleket adı taşıyanlar o memleketlerde başlamış, gelişmiş ve başka yerlere buralardan yayılmış olmasından şahıs adı taşıyanların da bu işlerin gelişmesinde veya tanınmasında hizmeti dokunmuş olanların bu hizmetlerine karşı bir şükran ifadesi olmak üzere verildiği neticesi çıkarılmaktadır. Goblen işi, İngiliz, Sedan Danteli, Kolber, Richelieu işleri gibi. Antep işinin de adını taşıdığı memlekette tanınmış ve buradan etrafa yayılmış olduğu anlaşılmaktadır. Türk nakışları arasında memleket adı taşıyan Antep işinden başka Silifke işi ile renkli rakışlardan Manavgat işi de vardır. Fakat bunlar Antep işi kadar yayılmış olmadığı gibi ilgilileri tarafından da pek bilinmemektedir. Antep işinin menşei ve gelişmesi. Antep işinin adı, menşei ve gelişmesi hakkında muhtelif görüşlere ve muhtelif söylentilere tesadüf edilir. Gerek mahallinde ve gerek ilgilileri tarafından bu söylentilerde o kadar ileri gidilmiştir ki İleri sürülen bu fikirler arasında bu milli işi Antep'te yaşamış azınlıklara mal edenler bile bulunmaktadır. Basit ve indi olan bu anlayışın ciddi bir araştırmaya dayanılarak doğrulanmasına şimdiye kadar henüz teşebbüs edilmemiştir. Antep işinin mahiyeti ummiyetle bilinmekte ve ilgililer tarafından tanınmaktadır. Böyle bir ad verilmesinin sebebi yukarıdaki açıklamadan da anlaşılabilir. Menşei ve gelişmesine gelince bu maksat için bizi aydınlatacak yol Antep'in merkezinden ziyade civarındaki köyler ve bu köylülerin giyimlerinin tetkikidir. Milli giyimin muhafaza edildiği bu köylerde erkek çocukların başlarına giydikleri terlik adı verilen bir nevi başlıklara dikkat edilince muhtelif ajurlarla işlenmiş olduğu görülür. Daha büyük yaşta olan genç erkeklerin giydikleri yelek ve entariler susma, kesme, ciğer deldi gibi türlü ajurlarla süslüdür. Bu giyim eşyası Antep işlerinin yapıldığı beyaz renkteki dokumaların üzerine yapılmış ve nakışları için beyaz, krem, sarı, pamuk ve ipek iplikler kullanılmıştır. Gerek başlıklardaki ajurlar ve gerek yelek ve entarilerdeki karma nakışları Antep işinin en eski örnekleriyle karşılaştırdığımız zaman aralarında büyük bir yakınlık görürüz. Susmalar aynıdır. Ajurların kafes şeklindeki boşlukları şehir işlerinde bazı motiflerle doldurulmuş ve bir kısmı boş bırakılmıştır. Buna mukabil köylü işlerindeki ajurların içleri boştur. Şehir işlerinde yakın zamana ait olanlarında kesmeler terk edilmiş ve yerlerini antikalarla Türk ajurları almış veya bastırılmıştır. Ciğer deldi işleri adı verilenler de her iki devirde aynı şekli muhafaza etmiştir. Teknik karşılaştırmada susma ve kesmelerin köylü işlerinde büyük bir üstünlüğü vardır. Ajurlar şehir işlerinde daha ince işlenmiş ve genel terkipte fazla yer verilmiştir. Köylü işlerinin çoğunda ajurlar susmalar arasında boğulmuş bir halde olup, genel terkipte pek az yer işgal ederler. Bazı parçalarda ise ciğer deldi ve ajurlar aynı derecede işlenmiştir. Tek tipler şehir işlerinde sadeleştirilmiş ve süslenecek eşyanın şekline göre tanzim edilmiştir. Köylü işlerinde geleneğe ve göreneğe bağlı kalınmıştır. Müşahedemizi bu işlere tesadüf ettiğimiz köylerin kuruluşları, sakinlerinin nereden ve ne zaman geldikleri, Kıyafetlerinin ne zamandan beri muhafaza edildiği gibi tarihi araştırmalarla derinleştirecek olursak ileriye bir adım daha atmış oluruz. Yalnız buna benzer giyime Uludağ köylerinde, Domaniç yaylasında ve Denizli'nin bazı köylerinde de tesadüf etmemiz bizi Antep havalisi dışında bir yurt gezisine zorlayacaktır. Bu tesadüflerden anlaşıldığına göre Antep köylerinin giyiminde tesadüf edilen işler yalnız bir bölgeye münhasır bir iş olmayıp, Anadolu'nun muhtelif yerlerine yerleşmiş bir zümreye ait olduğu meydana çıkmaktadır. Her ne kadar muhtelif bölgelerde eski bir gelenek halinde iştene gelmiş olan Türk nakışlarında susma, ciğer deldi ve kesmelere tesadüf edilmekte ise de bunların hiçbiri Antep köylerindeki kadar zengin değildir. Aynı zamanda tatbik edildikleri eşyaların nevileri de giyimden ziyade yağlık, uçkur gibi parçalardır. Antep işinin köylü giyimindeki süslere benzediğine göre bu işler acaba köyden mi şehire yoksa şehirden mi köye intikal etmiş olması üzerinde durmak lazımdır. Giyim bir milletin zevkini gösterir. Birçok sanatlar giyim için çalışır. Dokuma, örgü, işleme gibi işleri kılığı teşkil eden parçalar üzerinde yer almış görmekteyiz. Tefrişe ait eşyaların süslemelerinin giyimden sonra geldiğinde fikir birliği yapan bilginler vardır. Bu fikre göre Antep işi de eskiden giyime ait bir süsleme sanatı olup daha sonraları ayrı bir kol halinde Antep işi adı ile meydana çıkmış olması kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca Antep köylerindeki giyimin benzerlerine yurdun diğer bölgelerinde de tesadüf ettiğimize göre menşeleri aynı olan bir zümrenin Anadolu'nun muhtelif yerlerine dağılmış olmaları akla gelir. Hatta bu zümrenin Anadolu'nun muhtelif yerlerine yerleşmek suretiyle bu sanat geleneğini şehirde idame ettirdikleri ve şehir hayatının icablarına göre şekillendirmiş oldukları da mümkündür. Bunu teyit eder mahiyette görünen mahalli bir adeti ele alalım. Antepli genç kızların cihazları arasında müşevveş adı verilen ve muhtelif nakışların üzerinde tatbik edildiği bir başörtüleri vardır. Köyde genç kızlar da müstakbel eşleri için cihaz eşyaları meyanında karma nakışlarla süslü giyim eşyasından bir yelek bulunur. Bu iki işlemeli parçadan birinin kadınlara ait bir başörtüsü ve diğerinin erkek giyimine ait bir parça olmasıyla ayrılır. Fakat bunda güdülen maksat birdir ve milli bir geleneğin devamını gösterir. Her iki iş için de sarf edilen emek ve gösterilmesi lazım gelen maharet bir genç kızın istikbaliyle ilgilidir. Buna benzer adetlere Anadolu'nun muhtelif yerlerinde tesadüf edilir. Birbirine benzemeyen eşyalara ait bu işlerden Antep'teki örneklerin birincisi her ikisinin beyaz iş olması, ikincisi de karma bir işleme tarzının bir parça üzerinde gösterilmesi gibi bir usulün köy ve şehirde ele alınmış olmasındaki yakınlıktır. Tesadüf ettiğimiz örneklere ait yaptığımız mukayeseleri daha etraflı bir şekilde genişletmek fırsatı elde edildiği zaman bu işin Antep'e ait mahalli bir Türk sanatı olduğu daha kuvvetli olarak meydana çıkacaktır. Azınlıklara ait söylentilere gelince ilk örneklerine cihaz eşyaları arasında tesadüf edilen bu işlemeler bilindiği gibi mecburiyet duyulmadıkça elden çıkarılmazdı. Böyle bir vaziyet karşısında elden çıkarılmış olanlara karşı taleplerin zuhur ettiği kendiliğinden bazı işçilerin zuhuruna sebep olmuş ve bu işleri bir geçim vasıtası yapan işçiler çıkmıştır. Bu işçiler arasında azınlıklara da tesadüf ederiz. Hatta bazı müteşebbisleri bile görmekteyiz. Bu müteşebbislerden bazıları Antep'te bulunan Amerikan Koleji'nin talim heyeti vasıtasıyla birçok işlerin Amerika'ya gönderilmesini de temin etmiş oluyorlardı. Zamanın zevkine uygun bir işleme tekniğinin bu parçalar üzerinde bulunması tabiatıyla rağbeti arttırmış, sürüm ve kazanç fikrinden doğan bir anlayışla bu işlerin icraatına devam edilmiştir. Yakın zamana ait olan bu ticaret işinde azınlıkların faal olduklarını bilenler, bu işlerin mahiyetini anlamak lüzumunu duymadan böyle bir görüşe fikirlerini dayamaktadırlar. Halbuki bu azınlıkların hayat ve adetleri incelendiği takdirde Antep işine ait kadınları arasında hiçbir geleneğe tesadüf edilmez. Bahsettiğimiz faaliyetin de 30 sene içine sağan bir geçmişi vardır. Bu müddet sarfında Antep işlerinde de hiçbir gelişmeye tesadüf edilmez. Gerek motif ve gerek terkiplerinde devamlı bir işçiliğin temin ettiği ustalığa bağlı kalınmış ve gördüğü rağbete dayanılarak imalatın fazlalığı üzerinde bugüne kadar 30 türlü susma ve 65 ajur motifi tespit edilmiştir. Terkipleri ise tatbik edildikleri eşyaların şekillerine göre kenar, orta ve köşelerden ibarettir. Antep işinin bugünkü durumu. Azınlıkların memleketi terk etmesiyle aynı faaliyetin Antep'te daha geniş bir şekilde devam ettiği görülür. Yakın zamana kadar bu çalışmalar eskinin aynı şekilde taklit edilmesinden ibaret kalmıştır. Son senelerde yurdun muhtelif yerlerinde açılan kız sanat enstitüleriyle Akşam Sanat Okullarının verimli faaliyeti diğer nakış işlerinde olduğu gibi Antep işi üzerinde de tesirini göstermiştir. Yeni bir anlayışla bu işin üzerinde gerekli çalışmaların bir neticesi olarak susma motiflerinin miktarı eskileriyle beraber 150'yi bulmuş ve ajurların çeşidi de 100'ü geçmiştir. Bu miktar Antep ve Ankara enstitüleriyle Akşam Sanat Okulu ve öğretmen kısmına ait faaliyetler arasında tespit edilmiştir. Bunun dışında diğer enstitülerimizin faaliyetlerini de hesaba katarak bu miktarın daha büyük bir sayıya varacağı muhakkaktır. Esasen bu yolda çalışmaları Teknik Eğitim Müsteşarlığı ciddiyetle ele almış ve tespit ettirilmiş olan eski örneklere ait koleksiyonlar teksir ettirilerek bütün enstitülere gönderilmiştir. Antep işine ait gerek susma ve gerek ajurların tatbik edildikleri eşyalarda eskisinden daha fazla terkiplerle karşılaşırız. Bunlar bir misli güzelleştirilmiş ve çeşitleri de çoğaltılmış bir haldedir. Avrupa'da moda ve nakış tahsili görmüş genç öğretmenlerin bugünkü modanın bütün icaplarına karşı gösterdikleri anlayış sergilerde teşhir edilen eserler üzerinde de müşahede edilir. Son zamanlarda memleketimizi ziyaret eden yabancıların bunlara karşı duydukları hayranlık ayrıca kayda değerdir. Beyaz işlerimiz arasında günden güne Türk kızının elinde gelişen Antep işi, yabancı memleketlere bu sahada bir örnek olacak mahiyeti şimdiden almış bulunmaktadır. Avrupa modasının memleketimize girmesi ve Türk nakışlarına tesiri Antep işinde bu kaydedilmeye değer gelişmenin sebebini bir halk sanatı olmasında, ve Türk kadının nakış işlerinde gösterdiği sanat kabiliyetinde aramak lazımdır. Bu işlerle beraber giyim ve bir evin tefrişinde de aynı kabiliyetin çok eski olduğunu memleketimizi gezmiş olan yabancıların yazdıkları hatıralardan öğrenmekteyiz. Cumhuriyetle başlayan modern giyime az bir zamanda uymaları da bunun neticesinden başka bir şey değildir. Bizde el işlerine ilmi bir mahiyet verilmesi 1886 tarihinde başlar. Moda ve Avrupa nakışlarının eğitim alanlarında yer alması da 1913'tedir. Eğitim dışında Avrupa moda ve nakışlarının memleketimize girmesi de 1800 tarihine rastlar. O zaman nakış ve dantel ticaretini ellerinde tutan Fransızlar beyaz nakış ve dantellerle süslü elbiseler giydirilmiş küçük bebekleri Viyana, Moskova ve İstanbul piyasalarına göndermekteydiler. Böylelikle hem Fransız modasını yaymaya ve hem de bu imalata pazarlar temin etmeye çalışmışlardı. Bu suretle memleketimize giren işler saray mensuplarıyla bazı yüksek tabakaya mensup kadınlar tarafından ilgi görerek yerleşmiş bulunuyordu. Fakat bu işlerin ne nispette tutulduğu ve mahiyetlerinin neler olduğu her ne kadar kati olarak bilinmemekte ise de daha sonraları Türk kadınlarının zevkine uygun milli giyimden fikir alınarak dantel ve işlemelerle süslü hazır elbiselerin çok tutulmuş ve memleketin her tarafına yayılmış olduğunu tesadüf ettiğimiz örneklerden anlamaktayız. Avrupa moda ve nakış işlerinin bu müddet içinde Türk işlemeciliği üzerindeki tesiri nispetinde Türk zevk ve sanatından da Avrupalıların faydalandıkları muhakkaktır. Çünkü Avrupa müzelerini dolduran ve hususi koleksiyonlarda yer alan birçok kıymetli eserlerin memleketimizden dışarıya taşınması bu zamanlarda müşahede edilmiştir. Avrupa nakışları arasında memleketimize girdiği zannedilen Belçika ajurunun bir Türk işi olduğunu çok yakın zamanda öğrendik. Rumen işinin aynını hatta daha güzellerini Paçalık adı altında Tire ve Aydın köylü kıyafetlerinde yeni görmekteyiz. İngiliz dantelinin bir benzerini de Fertek beyaz dokumalarında müşahede etmek mümkündür. Antep işinde olduğu gibi diğer nakış işlerini de bir inceleme konusu olarak ele alırsak bu alanda diğer memleket modalarının Türk nakışları üzerindeki tesirini ve Türk nakışlarının Avrupa işlerine önderlik ettiği meydana çıkacaktır. Antep nakış işinde susma örnekleri ve ajurların atları. Kılavuzun resim kısmına Antep'te derlenmiş eski ajur motifleriyle köylü giyiminden çıkarılmış örneklerden bir kısmı konulmuştur. Ajurlara mahallinde söylenen muhtelif atlar içinde en sıhhatli olanlar verilmiş ve ayrıca yeni ajurlarla yeni susmalardan bir kısım örnekler de ilave edilmiştir. Ajurların işlenmesindeki ilk safha nakışın yapılacağı dokumanın atkı ve çözgülerinden muayyen bir kısmı çıkarılarak meydana gelir. Bundan sonra her motif için özel bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Bunun etraflı ve öğretici bir mahiyette izahına bir kılavuzda imkan olmadığı için yalnız susmalı ilk örneğin yapılış tarzı anlatılmakla iktifa edilmiştir. Susmalı örneğin izahı Kumaş gergef veya kasnağa gerildikten sonra işlenecek yerlerin etrafı ilmikler iç tarafa gelmek şartıyla 2 veya 3 iplik devamı sırasıyla antep antikası yapılır. Ve 2 iplik kesilip 3 iplik bırakılır. Ayrıca motiflerin içindeki susma için karelerini hazırlamak, içinde karelerin etrafı karşılıklı gelecek şekilde antep antikası ile çevrilir. Bu suretle hazırlanan motif fonu iplikleri çekilip işlemeye hazır bir vaziyete getirilmiş olur. Hazırlanan kumaşa köşeden verev olarak başlanır. İlk görünen iğne mercimek tabir edilen en basit antep iğnesidir. Köşeden ve alttan iğne batırılıp üstten alınır. İplik bir defa sarılarak terse dönülür ve bu suretle mercimeğe başlanır. Karenin arasına birer defa tutturularak bir mercimek yapılır ve işe boş karelerin bu surette doldurulmasıyla devam edilir. Üsten ve yandan iki boş gözden sonra yine kenarlara birer mercimek yapılır. Beşinci deliklere sıra gelince verevine üçüncü delikteki kar topuna başlanır. Bu iki boş kare sarıldıktan sonra üçüncü karenin alt köşesinden verevine karşı tarafa bir iplik alıp tekrar üstten dolu köşeye bir iplik daha atarak ortaya bölünür. Bu sefer Sağ ve sola doğru birer iplik ortadan itibaren bir alt ve bir üst örümcek ağı sarılıp tam bir yuvarlak meydana getirilmiş olur. Karelerin kenarlarına değinceye kadar doldurulur ve bu suretle devam edilerek karelerden teşekkül eden açıklık tamamlanır. Susmalara başlamadan evvel ortadaki antikayı yapmak lazımdır. İplikleri içeriye doğru olan Antep antikası ile kenarlardan 4 iplik bırakılıp kumaşın tam ortasından 6 iplik bırakılarak yapılır. Ortada kalan iplikler kenarlara alınarak ince sarma ile sarılır ve kenarların susmasına başlanır. Susma doğrudan doğruya iç ipliklerin kumaşın her iplik arasından bir alttan ve bir üstten sarılması ile meydana gelir. Bu sarılışın göze hoş gelecek bir şekilde yapılması lazımdır. Buradaki motifler Antep iğnelerinin teknik esasını teşkil eder mahiyette olduğundan diğer motiflerin de işlenmesine ait bir örnek olabilir. Burada izah etmeye çalıştığımız örnek orta kalınlıkta bir kumaşa aittir. Daha sık kumaşlarda iplik adedi fazlalaştırılabilir.